çok manasız şeyler oldu bu konuda anlayamadığımız. Bir hanımefendi, Filiz'in eski iş arkadaşı telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Müge Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bağlandığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun, ne biliyorsunuz bu konuda? Müge Hanım, ben rahmetli Filiz Akyüz'le daha önce birlikte çalıştım etik fabrikasında. Hı hı. Hamileliğinden önce de birlikteydik. Sonra izin kullandı, tekrar geldi. Geldikten kısa bir zaman sonra ben işten ayrıldım. Kendinin eşi benim eşimle birlikte çalışıyor. Hı hı. Bu yangın da, yani patlama olayı olmadan önce, çok kısa bir zaman önce iş yerinden gece vardiyasında geç saatte izin alıp evi kontrole gittiğini biliyorum ben. Kimin? Eşini kontrol etmeye gidermiş kendisi, eve erkek alıyor mu almıyor mu diye. Özkan mı? Evet. Evet. Şimdi sizin eşiniz Özkan'la mı aynı fabrikada çalışıyor? Evet. İşten izin alıyor, gece, evlerine evet. Bakmaya gidiyor, öyle mi? Aynen, eşini kontrol etmeye gidiyor, erkek alıyor mu almıyor mu diye. Evet. Özkan hani sana anlatmıştı, lise arkadaşım bana evlenme teklif etti, evleneceğim, sen de gayet olgun karşılamıştın. O zaman niye işten izin alıp da gidip karım evi erkek mi alıyor diye bakmaya gidiyorsun? Peki o sırada boşanma meselesi yok herhalde. Aynı evdeler mi? Yani sanırım aynı evdeler. Çünkü ben Filiz'le görüştüğümde yalnız çok mutsuz bir evliliği vardı. Kayınvalidesinin ve görümcesinin çok sorun çıkarttığını söylüyordu. Hamilelikten önceki mevzuda. Hamilelikten önce ve sonra geldiğinde de belirli kısa bir zaman sonra ben işten ayrıldım zaten. Sonra da çarşıda da gördüm kendisini. Hastanede falan karşılaştık. Kendisi isimden dolayı, bebeğinin isiminden dolayı ben sordum. Adını da tam olarak hatırlamıyorum bebeğin şu anda. Çok eski bir isimdi ismi. Neden bebeğin böyle bir isim hakkında dedim? Lütfiye. Ha? Lütfiye. Lütfiye. Lütfiye'ymiş. Evet. Neden bu isim dedim. Kayınvalidemin ismi dedi, yanlış hatırlamıyorsam. Ben koymadım. Yani eşim zorla koydu demişti o zaman. Tamam, yani, Lütfiye Ece koyun, Lütfiye Ada koyun falan bir şey. Var mı ikinci koymadı, bir ismi? Dedik de yok. Koymadı. Kızım dedi yani şey, Lütfiye dedi, Azra koy dedi. Koymadı. Sadece Lütfiye yazdırdı. Ay niye bu erkekler de inat eder çocukların ismi için, ben anlamıyorum. Bence erkeklerin bu çocukların ismi konusunda hiç karışmamaları lazım yani. Doğuran kadınlar. Hayır, ne diyorsa onu koy yani. Allah Allah. Adını koymak sen de doğurabiliyorsan doğru bir iş. Sen koyarsın ya. Yani kadın doğurmuş kafasında bir şey, o bakacak sonra. Ne bileyim erkekler yani. Yani ben bazı erkekler valla çok lüzumsuz işlere karışıyorlar yani. Çok ya da bence çok bir lüzumsuz hayat yani. Ya. Çok da yorucu bir hayat bu erkek için. Yani çocuğa ne isim konacağı konusunda bence erkeklerin hiç bize, kadınlarla tartışmaya girmemesi lazım. Size gıcıklığına yapıyorum diyor Müge Hanım. Ya gıcıklığına değil, onun da annesi vefat etmiş demek ki o sıra. O da onu istemiş, senin kız da gıcıklık yapmasın. Aa ne güzel işte. Tamam, Allah rahmet eylesin, koyalım. Bir tane de Azra koyalım yani. Niye anlaşamıyorlar ben anlamıyorum ben ki. Ben de bilmiyorum. Ben hususu çağırdım, söyledim enişteme. Dedim ki canım dedim, bak sen de gönlün olsun, onun da gönlün olsun dedim. İyi kızın dedi, ismi de koyun dedim. Seslenmedi, ben orada hiç seslenmedi. Sonra çocuk ismini koydun, demiş ki sana gıcıklığına gelip Lütfiye yazdıracağım demiş. Bana böyle dedi anne diyor. Öyle işte, gıcıklık yaparsan da sonu da bu olur. Tamam, herkes birbirine o zaman gıcıklık yapsın da gıcıklık yap nereye? Yani hanımefendi için... o şeyi lütfen sizden rica ediyorum. Hani ne zaman eve bakmaya gidiyordun? Eğer tarihini öğrenebilirseniz bu verdiğiniz bilgi son derece önemli. Bu patlama olayından çok kısa bir zaman önceydi sanırım. Da ben yine bu tarihini öğrenmeye çalışırım. Ne olayından? Patlama olayından. Hemen önceydi bu. Çünkü o zaman bu patlama olayı sizin kız eve geldikten 1,5 ay sonra mı oluyor? Sizin kız ne kadar sizin evdeydi, ne kadardı? 15 Ağustos'tan beri bizim oradaydı. 15 herhalde. Ağustos, evet. Patlama ne zaman oldu? Patlama 20 Eylül, evet, yani bir aydır sizin oradaydı. Evet. 1 ay 1,5 ay. 1 ay 5 gün. Efendim? 1 ay 5 gündür. Evet, yani tabii 1 aydır oradaydı. Evet, evet. Yani hanımefendi Ağustos'tan önce miydi acaba? Yani evliyken mi bu adam kontrol ediyordu karısını, ayrı kaldıktan sonra mı, onu merak ettim. Ben tarihini tam olarak bilmiyorum. Ama o şekilde söylemişti eşim bana. Hani birkaç defa izin aldığını biliyorum ben. Hem de birkaç defa. Evet.
Gece vardı. Gülistan gayet güzel bana bunu anlattı dedi. Siz de herhalde ondan bağlandınız. Yani anlattıysa niye o zaman araştırma gereği hissediyorsun ki? Demek ki burada bize de anlattı lisedeki. Sürekli bir şüphe, sürekli bir zaten hani bu konuda söylemiş. Bir sıkıntı varmış. Zaten Özkan'ın kendisi itiraf etti ya. Yani karım bana söyledi diye. Yani aramızda başkaları var. Ben ayrılmak istiyorum tarzında bir ifadesi olmuş. Bu durumda nasıl tepkisiz kalır Özkan gibi bir adam? Yani şimdi Özkan Bey kalkıp da rahmetli Filiz Hanım'a kızınla çocuğunla seni görüştüreceğim dediği zaman niye normal evde değil de bu kullanılmayan eve davet ediyor ki? Rahmi Bey, Özkan bunu zaten kabul etmiyor. Ben oraya davet etmedim diyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.